Herkese merhaba. Safran Örgü'ye hoş geldiniz. Ben Habibe. Şimdi yeni bir ajur sırası kuracağım. Ajur sayımda herhangi bir artış yapmayacağım. Aynı alttaki sayıda ajur yapacağım. Ve yine alt sırada başladığım yerden ajura başlatacağım. Evet, yine ajura kadar artışları yaparak düz örerek devam ediyoruz. Evet, ön tarafa geldim. Artışımı yaptım. Şimdi ajura kadar yine düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 düz ördüm. Bakın aynen aşağıdaki ajuru başlattığım yerdeyim. Şimdi yine 2 ilmeği beraber kesiyorum. Yani sağ yatık kesme yapıyorum. Bir dola, bir düz, bir dola, sola yatık kesme, 3 düz, 1, 2, 3. Bakın yerlerini hiç değiştirmiyorum. Aynı alttaki aşurun olduğu yerlere kuruyorum. Sağ yatık kesme, dolama, bir düz, dolama, sola yatık kesme, 3 düz, 1, 2, 3, sağ yatık kesme, dolama, bir düz, dolama, sola yatık kesme, 3 düz, 1, 2, 3, sağ yatık kesme, dolama, bir düz, dolama ve yine sola yatık kesme. Artış yerine kadar yine düz. Bakın ikinci ajur sıramızı da kurduk. Hiçbir değişiklik yok. Aynı birinci ajurdaki gibi, birinci ajur sırasındaki gibi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şurada arkada toplam iki tane ilik açtık. Ben bir ilik daha açmak istiyorum. Şu anda 4 haroşomuz var. 3 haroşo olduktan sonra yani toplam 7 haroşo olunca tekrar bir ilik daha açacağım. Daha sonra 2 sıra haroşo örüp arkayı ve önü her iki tarafı birleştirerek patı kapatacağız. İkinci ajur sıramızı da tamamladım. Şimdi bir ilik daha açacağım. Ve daha sonra 2 sıra haroşo daha örüp lastiği kapatacağız. Evet, iki tane ilmeği beraber ördüm. Bir tane dolama yaptım. Ve ikinci ilmeğimizi de açtık. Şimdi ikinci ajur sırasından sonra aynı buradaki gibi 4 sıra daha düz öreceğim ve ondan sonra bir ajur sırası daha yapıp robayı bitireceğiz. İkinci ajur sıramız da bitti. Yine 4 sıra düz ördüm. Şimdi 3. ajur sıramızı, yani son ajur sıramızı kuracağım. Ben artışımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 ve 13. 13 düz ördüm. Şimdi sağ yatı kesme yapıyorum. Bir dolama, bir düz, bir dolama. Sola yatık kesme. 3 düz. 1 2 3. Bir dolama, bir düz, dolama ve sola yatık kesme. 3 düz. 1 2 3. Sağ yatık kesme. 1 dolama, 1 düz, dolama, sağ yatık kesme, 3 düz, 1, 2, 3, sağ yatık kesme, dolama, 1 düz, 1 dolama ve sola yatık kesme. Artışları yaparak, düz örerek lastiğe kadar devam ediyoruz. Artık bu sırada arka bandı, düğme bandını kapatacağız. Arka bandı 3 şiş tekniğini kullanarak kapatacağız. Bu taraftaki ilmekleri üçüncü bir şişe alıyorum. Ve diğer tarafın lastikleriyle beraber çifter çifter örerek kapatacağım. Bir, iki, dört ve son ilmeğimiz. Artık benim burası sıra başı, sıra sonu. Yuvarlak örmeye geçiyoruz. Şimdi yuvarlak örgüye geçtiğimiz için bazı farklılıklar olacak. Bir önceki sırada artış yapmıştık. Şimdi şu anda bizim bir arka sıramız yok. Hep ön sırayı öreceğiz. O yüzden bir sırayı örerken o sırayı ön sıra farz edeceğiz. İkinci sırayı orası o sıra arka sıraymış gibi farz ederek öreceğiz. Belki biraz karışık anlattım ama en basit anlatımıyla böyle. Bir önceki sırada artış yaptım. Normal şartlarda arkalı önlü örgü olsaydı benim şimdi arka sırada olmam gerekiyordu. O yüzden bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Buna ajur yaptığım ilmekler de dahil. Ajurlu kısımdaki bütün ilmekleri de düz öreceğim. Buraya sıra başına gelene kadar bütün ilmekleri düz yapacağım. Bir sıra düz ördüm. Sıra başına geldim. Şimdi bu sırayı ön yüz gibi kabul ediyoruz. Artışlarımı yapacağım ve ajuru öreceğim. Şimdi buradan artışlarımı yaptım.
Daha doğrusu yapmaya devam edeceğim. Şimdi ajura geldim. Burada yine normal ön yüzdeymiş gibi ajurumu örmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yine buradaki artışları da yapacağım. Sıra başına geldiğimizde yine bir sıra düz öreceğiz. Daha sonra yine artışları yapıp yine ajura devam edeceğiz. Yani bir sıra artış ve örnek, bir sıra düz örgü şeklinde devam edeceğiz. Bir sıra düz ördüm. Şimdi tekrar sıra başına geldim. Yine artış sırasındayım. Artışımı yapıyorum. Şu anda kolda 42 tane ilmeğim var ve kol lastiğini örmeye başlıyorum. Haroşa öreceğim. 3 sıra haroşa öreceğim yakadaki gibi. Yine artışlara devam ediyoruz arkadaşlar. Kol lastiğini örerken bir yandan da kol tarafında yine artışlara devam ediyoruz. Yuvarlak örgü ördüğüm için, haroşa yapmak için bir sıra düz, bir sıra ters örmem gerekiyor. Şimdi ters sırayla ters örerek örgüme başlıyorum. Evet, yine ayraca geldik. Artışımı yapıyorum. Aynı şekilde örgüye devam ediyoruz. Kol lastiğinin birinci sırasını ördüm. Bir önceki sırada artış yapmıştık. Bu sırada artış yapmıyoruz yuvarlak ördüğümüz için. Şu kolda yaptığımız artışları ters örerek yaparsak daha güzel olacak. Ben düzden örerek yapmıştım artışı. Ama daha sonra çevirdim. Bakın böyle daha düzgün oluyor. Kol lastiğinin İkinci sırası düz olacak. Yani bir sırada ters, bir sırada düz örerek yuvarlak örgüde haroşayı oluşturabiliriz. Üçüncü ajur sıramız da bitti. Artık ajur kurmayacağız. Bundan sonra önü düz örerek devam edeceğiz örgüye. Kol lastiğimiz bitti. Şimdi bunları kapatacağız. Ben farklı bir yöntem kullanacağım. Kapatırken. Şimdi
kesmenin başlangıcının düzgün olması için farklı bir yöntem kullanacağım arkadaşlar. Önce şu şekilde ilmeği çeviriyorum. Bakın çevirdim. Bu ilmeği iki kere örüyorum. Bir, iki. Ve kesmeye başlıyorum. Burada oluşturduğum ilmekle yapıyorum kesme işlemini. İki. Şimdi burada bir ilmek kestim. Şimdi ikinci ilmeği bir tane örüyorum ve bakın şurasından şişe alıyorum. Şişe taktığım bu ilmeğin içine tekrar giriyorum ve buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın şu şekilde. Yani şu esas ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkartmış oldum. Bu birinci ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği de örüyorum. Ve bunu kesiyorum. Şu şekilde. Daha sonra esas ilmeğimi de örüyorum. Ve tekrar bir kesme yapıyorum. Ve bir, iki, iki tane kesme yaptım ve bir tane daha yapmak istiyorum. Üç. Bakın şurada bu şekilde bir oyamız oluştu. Şimdi tekrar bu ilmeğin içinden yeniden ilmek çıkarıyorum. İki tane, pardon. Evet, yine bunu 3 ilmek haline getirdim. Birinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeği ördüm. Ve kesiyorum. Üçüncü ilmeği de örüyorum. Ve kesiyorum. Daha sonra normal kesme işlemimi yapıyorum. Bakın ikinci oyam da oluştu. Şimdi yine 3 düz öreceğim. Pardon, 2 düz. 1, 2. Burada 3 tane örmüştük. 3. 3 kesme yaptım. Şimdi tekrar bir oya yapacağım. Bir ilmek çıkardım. Bir tane daha çıkardım. Bir. İkinciyi de ördüm. Ve kestim. Üçüncüyü de ördüm. Ve kestim. Ve yandakiyle yandakini de örerek tekrar kestim. Böylece üçüncü babalımız da oldu. Bir, iki, üç. Bakın bu şekilde burada oyalarımız oluşuyor. Oldukça hoş bir kenar. Şimdi bir tane daha yapalım. Üç kesme yaptık. Bir tane daha yapalım. Bu ilmeğin içine giriyoruz, örüyoruz. Tekrar
Tekrar örüp tekrar bir ilmek daha çıkarıyoruz. 3 ilmek oldu. Bir, iki, ördüm, kesiyorum. Üçüncüyü örüyorum, kesiyorum. Ve yine kenardaki ilmeği örerek bir kesme daha yapıyorum. Evet. Bir oyamız daha oldu. Şimdi üç kesme. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar ilmek çıkarıyorum. 1 şişe alıyorum ve 2 tekrar şişe alıyorum ve bunları örüyorum. Daha doğrusu örerek kesiyorum. 1 2 kesiyorum. 3. ilmeği de örüyorum, kesiyorum. Ve daha sonra yandaki ilmeği örerek tekrar kesme yapıyorum. 1 1 kesme, 2 ve 3 kesme. 3 sıra lastik ördüm ve ilmeklerimi kapattım. Bu sefer farklı bir yöntemle, yani kenarlara piko yaparak bir kesme yaptım. Bu yöntem hem estetik durması açısından hem de uçta esneklik sağlaması açısından benim çok tercih ettiğim bir yöntem. Elbise olduğu için etek ucunun kesiminin esnek olmasını istiyorum. Bu yüzden bu yöntemi kullanmayı tercih ettim. Hem de elbisemize bir hareket getirmesini arzu ettim. Şimdi yapılışını görelim. Burada başlangıçta farklı bir şey yapmak istiyorum. Şurada bir yarık olmaması için küçük bir püf noktası göstereceğim. Bu gövdenin son ilmeğini çeviriyorum. Yani ayraçtan önceki son ilmeği çeviriyorum. Ve bu ilmeği iki kere örüyorum. Bir, önce arkadan, sonra önden iki kere örüyorum. Ve bu burada oluşturduğum ilmekle kesme işlemini yapacağım. 1 Birinci kesmeyi yaptım. 2 İkinci kesmeyi yaptım. Şimdi ilk oyamı oluşturacağım. Bu ilmeği sol şişe alıyorum ve bu ilmeğin içinden iki tane ilmek çıkaracağım. Bakın yine örme yönünden giriyorum. Örme yönünden giriyorum. Birinci ilmeği oluşturuyorum. Bakın çektim. Buradan takmıyorum şişe. Bakın şuradan şu şekilde takıyorum. Bir tane ilmek daha çıkarmam gerekiyor. Yine ikinci ilmeğin ön tarafından giriyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu ilmeği de bakın çapraz olarak şişe geçiriyorum. Daha sonra bu oluşturduğum ilmeklerin birincisini düz örüyorum. Pardon. Buradan girmeyeceğiz arkadaşlar. Şu arka tarafından giriyoruz. Bir ilmek ördüm. İkinci ilmeği de örüyorum. Yine arkadan giriyorum. Ve bunları kesiyorum. Bakın kestim. Bu esas ilmeğimi de gene bakın bu taraftan değil, buradan örüyorum. Ve onu da kesiyorum.
Bu ilmekle yandaki lastikteki ilmeği kesiyorum ve bakın ilk oyamız oluştu. Şimdi arada 3 tane kesme yapacağım. Yani her oya arasında 3 tane kesme olacak. 1 2 ve 3. Bu kesme yaptığım ilmeği tekrar sol şişe geçiriyorum ve içinden ilmek çıkarıyorum. Bakın şu şekilde. Hatta şöyle alsak daha iyi. 1 çapraz olarak taktım. Yine buradan önden girdim. Ve 2 yine çapraz olarak şişe alıyorum. Şimdi bu ilmeği bakın şuradan girmiyorum, arka taraftan giriyorum. 1 örüyorum, düz örüyorum. İkinci ilmeğe yine arka taraftan giriyorum. Yine örüyorum ve bu iki ilmeği kesiyorum. Esas ilmeğime de arkadan giriyorum. Onu da örüyorum ve kesiyorum. Daha sonra lastikteki birinci ilmeği kesiyorum. Evet. Bakın ikinci oyamız da oluştu. Şimdi tekrar 3 tane kesme yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi bu ilmeği tekrar sol şişe alıyorum. Bir, iki. İki tane ilmek oluşturuyorum. Arka taraftan girerek düz örüyorum. Bir düz daha örüyorum. Yine arka taraftan giriyorum. İki ve bu iki ilmeği kesiyorum. Esas ilmeğimi de yine arka tarafından örüyorum ve yine kesiyorum. Lastikteki birinci ilmeği ilmekle bu ilmeği yine örerek kesiyorum. Bakın. Üçüncü oyamız da oluştu. Şimdi bir tane daha yapalım. 3 tane kesme yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine bakın örme yönünden giriyorum. Bir ilmek oluşturuyorum ve çapraz olarak sol şişe alıyorum. Tekrar örme yönünden girip tekrar çapraz olarak sol şişe alıyorum. Şimdi bu ilmekleri öreceğim. Fakat ilmekleri arka tarafından girerek öreceğim. 1 2 ve kesiyorum. Ve esas ilmeği de arka tarafından örerek yine kesiyorum. Lastikteki ilk ilmekle beraber bu ilmeği kesiyorum. Ve tekrar 3 tane kesme yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Evet, diğer ayraca kadar bu şekilde devam ediyoruz. Oyalarımız bitti. Şimdi sıra başında bir tane artış yapmıştık. Ekstra ilmek oluşturmuştuk. Şimdi onu yok etmemiz gerekiyor. Sayımız değişmesin diye. Dolayısıyla bir kesme daha yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi diğer kenara kadar düz örüyoruz. Diğer kenarda kol altına ilmek atmamız gerekiyor.
ikinci kolu da kapattık. Arkayı düz ördüm. Şimdi gövdeyi birleştireceğim. Arka ve önü birleştireceğim. Kol altına 5 tane ilmek atacağım. Her iki kol altına 5'er tane ilmek atacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi yine diğer kol altına kadar düz örerek devam ediyoruz. Ön tarafı ördüm. Şimdi bu tarafa da kol altına 5 tane ilmek atacağız. Bir. İki. Üç. 4 ve 5. Arkadaşlar yeni sıra başımız, sıra sonumuz burası. Ve şimdi haroşa örgüye geçiriyorum. Bir süre haroşa örgü öreceğiz. Daha sonra elbisenin etek kısmına başlayacağız. Bu şekilde haroşa örerek örgüye devam ediyoruz. 5-6 sıra haroşa lastik örmeyi planlıyorum. 2 sıra haroşa yaptım. Şimdi gövde için artışları yapacağım. Bundan sonra örgümüz artışlardan sonra düz örgü olarak devam edecek. Önce ilmeği şu şekilde çeviriyorum. Önce arkadan örüyorum. Bir, daha sonra önden örüyorum. Ve bir artış yaptım. Tekrar ilmeği çeviriyorum. Bir önden örüyorum. Bir arkadan örüyorum. Bir önden örüyorum. Ve bir ilmeği artış yapmadan alıyorum. Çeviriyorum ilmeği. Arkadan ve önden. İlmeği çeviriyorum. Önce arkadan, sonra önden. Üçüncü ilmeği artış yapmıyorum. Yani 2 ilmekte artış yapıp 3.'yü artış yapmadan örüyorum. Çok geniş olmasını istemiyorum eteğin. Çevirdim. Önce arkadan, daha sonra önden. Üçüncü ilmek örülmeden alınacak. Evet, bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz.
Daha sonra düz örerek örgümüze devam ediyoruz. 4 sıra haroşa ördüm. Şimdi artışlara başlayacağım. 2 ilmekte bir artış yapacağım. Şu anda benim toplam 139 tane ilmeğim var. 138'den hesap edersek 69 tane artış oluyor. Bir tane ilmeğimiz artıyor. Ona da ekstra artış yapmamız gerekiyor. Yani uzun lafın kısası 70 tane artış yapmamız gerekiyor. Elimizde 208 tane ilmek olması gerekiyor. Çünkü eteğe kuracağım örnek 8 ve 8 katlarından oluşuyor. 208 ilmek tam denk geliyor. Evet. Bir tane örüyorum, düz örüyorum ve ikinci ilmekte artış yapıyorum. Artış şu şekilde yapacağız. İlmeği çeviriyorum arkadaşlar. İlmeği çeviriyorum. Ondan sonra önce arka taraftan, daha sonra ön taraftan örüyorum. Bir düz ilmeği çeviriyorum. Önce arka taraftan, daha sonra ön taraftan örüyorum. Bu arada artış yaptığımız bunları biraz çekerek örersek daha düzgün durur. Bir düz ikinci ilmeği çeviriyorum. Önce arkadan, daha sonra önden örüyorum. Bir düz ilmeği çeviriyorum. Önce arkadan, sonra önden örüyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalıncaya kadar artışları bu şekilde yapıyorum. Yine en son kalan ilmeğimi de iki kez örüyorum. Toplam 70 artış olmuş oluyor. 208 ilmek olması gerekiyor. Daha sonra düz olarak artışlardan sonra örnek kuruncaya kadar, yani etek kısmına kadar düz olarak örgüye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sırada 4 tane ekstra artış yapmak istiyorum. Şu kenarlara yakın yerlerde. Birinci artışımı burada yapıyorum. Hatta biraz daha geride yapabiliriz. Bakın şu şekilde artışı yapıyorum. Esas ilmeğin altındaki ilmeğe kenardan girerek, bakın şu şekilde esas ilmeğin altındaki ilmeğe kenardan girerek bir tane artış yapıyorum. Diğer kenara yakın yerde bir artış daha yapacağım. İkinci artışı yapacağım. Bakın gene kenara yakın bir yerde, kesinlikle belli bir ilmek saymadım, rastgele yapıyorum. Bir artış daha yaptım. İkinci artış oldu. Bir tane de burada yapmak istiyorum şimdi. Üçüncü artışım. Ve yine diğer kenara kadar düz örüyorum. Bir artış daha yapacağım. Diğer kenara yakın bir yerde bir artış daha yapacağım. Toplam 4 artış olmuş olacak. Şimdi şurada bir artış yapmıştık. Ayraçtan sonra burada bir artış daha yapacağız. Bu da 4. ayracımız. Bakın kesinlikle ilmek saymıyorum. Tamamen rastgele kenara, iki kenara yakın yerlerde ikişer tane artış yaptım. Toplam 4 artışım oldu. Şu anda şişimdeki ilmek sayısı 112. Şu anda 112 tane ilmeğim oldu.
208 ilmeğim vardı. 4 ilmek artış yaptım. 212 oldu. 14 sıra düz ördükten sonra bu arayı siz istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Yine tamamen rastgele yapıyorum. 14 sıra ördükten sonra yine aynı şekilde iki yanlarda ikişer tane artış daha yapacağım. Yani toplam 4 artış daha yapacağım. Ve 216 ilmeğim olacak. Yani toplamda 216 tane ilmeğim olması gerekiyor. Şu an uzunluk kol altından itibaren 23 santim ve eteğin ajurlarına başlıyoruz. Kullandığım ajur, robada kullandığım ajurun aynısı. 1, 2 düz. 2 düzden sonra bir sağ yatık kesme, bir dolama, bir düz, sola yatık kesme, aynı yukarıdaki gibi ajuru kuruyoruz. 1, 2, 3 düz. 1, 2, 3 düz ve sağ yatık kesme, dolama, bir düz, dolama, sola yatık kesme, 3 düz, sağ yatık kesme, dolama, bir düz, dolama, sola yatık kesme, 3 düz ve sağ yatık kesme. Şu anda 216 ilmeğimiz var. Ben hesapladım. İlmek sayımız denk geliyor ajura. Sıra sonuna kadar bu şekilde ajuru kuruyoruz. Aynı robadaki gibi ajuru ördükten sonra 5 sıra düz örüp lastiğe geçiş yapacağız ve elbisemizi bitireceğiz. Ajurdan sonra toplam 5 sıra düz ördüm ve 3 sıra lastik ördüm. Şimdi ilmekleri kapatıyorum. Aynı kolda uyguladığımız oyayı burada kullanıyoruz. Aynı tekniği kullanıyoruz. Bir, iki ve üç. Evet, 4 tane ilmeğim kaldı. Çok güzel denk geldi arkadaşlar sayılar. 1 2 3
Son ilmeğimizi de kestik. Şimdi her zamanki gibi burayı bağlayacağız. Bakın şu ilmeğin kapatma yaptım. Son ilmeğin içine giriyorum. Ve bakın çok düzgün bir şekilde kapandı. Şimdi arkada sağlamlaştırma yapıyorum.